ihraç ettin. Bütün olup bitenler maalesef gene Dudu'nun marifetiymiş. Yok, bu kadarını da beklemiyordum. Yani inanamıyorum. Hay, ne yapacağız şimdi? Her şey Arap saçına döndü. Dudu şimdiden vermem gerekiyor. Ona ne ceza vereceksin? Sürpriz. Ona öyle bir ceza vereceğim ki bu eve hasta geldiğim andan itibaren sana bütün yaşattıklarını o yaşayacak. Hiçbir şey anlamadım. Madem Sadık'ın sana el kaldırmasını istedi, o zaman görünmez periler ona el kaldıracak. Ben de hasta yatağımdan üzgün üzgün onu seyredeceğim. Ona engel olamayacağım. Hastayım ya, sihir yapamıyorum ya. Hadi bakalım, şimdi hepimiz 2 gün önceye geri dönüyoruz. Zaman geriye aksın. Ama daha çok ciyaklamaya benziyor değil mi? Çilek mi çıkarıyormuş sesleri? Maalesef. Kreşte flüt öğrenmeye başlamışlar. Ama tam manasıyla öğrenene kadar kafamız bayağı şişecek galiba. Ay şey tamam. Suzancığım. Çıkarım hayatım, gel. Ay. Tamam. Hadi bakalım. Ay. Hava da bayağı soğumuş. Kaldı mı böyle incecik? Soğumak ne kirli, buz tutmuş buz. Ama neyse, arabaya kadar 2 metre bir şey var, üşümeyiz. Ay, Allah senden razı olsun Betüş. Bu havada sen beni arabayla eve bırakmasan ben taksi beklerken böyle donar kalırdım. Ne var ya, karşılıklı oturuyoruz şimdi şurasında, aşk olsun. Hadi tamam, çıkalım hazırsın. Ay dur, ışıkları kapatayım, geliyorum. Tamam. Suzancığım, o düğme bozuk öpürü. Ay. Ay iyi ki uyardım Betüş ha. Az daha çarpılacaktım, yiyecektim beynime 1000 watt elektriği. Aa, ben bakarım canım, dur. Efendim? Aa, anneciğim merhaba. Biz de Suzan'la çıkıyorduk şimdi. Perihan teyze mi? Aa, yok canım, kaybolmamıştır koskoca kadın. Nereye kaybolsun anneciğim? Belki hastalanmıştır, üşütmüştür. Yatıyordur evinde, bir gidip bakın. Merak etme anne, gidip bakın diyorum. Tamam, sonra bana da haber ver. Hoşça kal. Perihan teyze bir şey mi olmuş Betüş? Annem meraklanmış, arıyormuş, bulamıyormuş da ben de hastalanmıştır dedim. Hastalanmış mı peki? Bilmem. Yani içimden bir ses öyle söylüyor. Ha. Havalar çok çabuk değişti ya. Ha. O da üşütmüş, grip olmuş olabilir. Neyse hadi çıkalım biz, gel. Tamam. Çok geçmiş olsun o zaman. Hmm. Ay ben şu ışıkları en iyisi ana şalterden indireyim. Müsriflik canım, yazık günah. Ah Dudu ah, Perihan buraya gelince neler olacak çok merak ediyorum. Bakalım sana ne ceza vermiş. Perihan gerçekten de hastaymış. Nereden bildi Betüş? Şatosuna gittik, ateşler içinde yanıyordu. Ah yazık, hasta diye sihir de yapamamış. Ondan bizi duymamış, ondan bize seslenip yardım isteyememiş. Garip. Tabii tabii. Hadi gel anne, Perihan teyze şöyle yatıralım. Çocuklar ne olur zahmet etmeyin. Ben kimseye yük olmak istemem. Aa, aşk olsun, sen benim arkadaşım değil misin? Sana yardım etmeyeceğim da kime yardım edeceğim? Gel. Ama ben iyileşene kadar sihir yapamayacağım. Yani ters bir şey olursa müdahale edemem. Aa, buna alındım ama yani. Senin sihir gücün için mi biz seninle dostuz? Geç şöyle uzan. Ben sana güzel sihirli bir çorba yapayım, iyi gelir. Ay ne oluyor? Çekil. Ay yapma. Anne ne yapıyorsun? Ay birileri bana vuruyor. Saçımı çekiyor. Ay Perihan yardım et ne olur. Sihir yapamıyorum. Hayatım ben sizlere söylemeyi unuttum. Benim hastalığım maalesef bulaşıcı. Yani ben iyileşene kadar sizler de sihir yapamayacaksınız. Ha? Ha?